Şimdi trenden indim. Lerambat'tayım. Çok tatlı, şirin bir kasaba. Ben bunu Heidelberg'e giderken böyle nehrin kenarında, tren geçerken böyle nehrin üzerinden oradan görmüştüm. Gözümek istemiştim ve gelmek istedim, görmek istedim. Kendi başıma yeni yerler gezmeyi, görmeyi çok seviyorum. Alman kasabaları da zaten bence çok çok güzel. Şimdi size birazcık bu meydana, merkezine gidene kadar böyle güzel kasaba manzaralı kasaba yollarını göstereceğim. Bir maket yapmışlar sanırım, çok güzel. Ahşap galiba, aynen. Ahşap maket. Şu evin güzelliği. Yani ev sanırım. Şöyle yukarıdaki detaylar. Harika ya. Şurada bir şey gördüm, onu da göstereceğim şimdi size. Biraz korkutucu gibi geldi bana, şöyle yandan gördüm ama. Biraz değişik geldi. Böyle. Sokak çok güzel görünüyor. Buraya girmek istedim. Kartpostal gibi değil mi? Harika gerçekten.
Zaten bayağı hareketli bu arada. Bu kadar hareketlilik beklemiyordum. Açıkçası. Ne kadar tatlı. Dolaşıp aynı yere geliyoruz. Küçücük bir yer ama çok sevimli ve çok tatlı bir yer gerçekten. Bu arada şu bina 1689 yılında yapılmış. Şu yapım yılı oluyor. Yani 1689 herhalde, o bir biraz değişik ama ben öyle anladım. Genelde yapım yılını yazıyorlar oraya. İlali sokakta çok güzel duruyordu. Çok sevimli bir yermiş. Çok sevdim burayı. Şurası ne kadar güzel. Burası kütüphaneleri. Çok tatlı. Bir heykel var önünde. Şimdi nehir kıyısına doğru iniyorum. Yani tam nehrin kıyısı yok gibi sanırım. Yani bilmiyorum. Haritada çok şey yapamadım ama nehrin kıyısına doğru inip oradan tren garına geçeceğim. Ve oradan da Heppenheim'a gideceğim. Şimdi artık tren garına gidiyorum. Dönüş vakti geldi. Nehrin kenarında zaten Mar Nehri görebildiğimiz. Şu karşı kısımda genelde evler var. Burada böyle bir park gibi. İşte banklar falan var. Aşağıda balık tutuyorlardı bu arada. Sesleri geliyor. Çok keyifli bir yer. Çok sevdim. Nehir olan yerler zaten bende çok güzel oluyor. Bizim orada nehir yok. O
O yüzden nehir olan yerleri çok seviyoruz. Şimdi tren garına gidiyorum. 20 dakika sonra tren var, ona yetişmeye çalışacağım. Öyle. Şimdiki yer otobüs Heppenheim. Heppenheim'e geçiyorum şimdi. Heppenheim bizim için bayağı özel bir şehir. Almanya'ya geldiğimizde ilk 10 gün Heppenheim'de kaldık. Raş'ın iş yeri Heppenheim'de. Hatta şu anda da orada yani. Onun çıkışına da yetişmiş olacağım ha. Eve birlikte döneceğiz. Aşırı seviyoruz o yüzden. Yani ben çok seviyorum. Duygusal bir bağ kurdum Heppenheim'le aramda. Aşağı dörtten geçeceğiz sanırım. Burası bisiklet yolu. Merhaba, şimdi Heppenheim'e geldim. Trenden indim ve Marktplatz'a doğru gidiyorum. Bu Altstadt'a, eski şehrin eski kısmına doğru gidiyorum. Bozulmuşum Heppenheim'e. Çok seviyorum burayı. Biraz önce kaldı elindeki broşürü kameraya göstermek istedi. Ben de ne oluyor anlamadım, o yüzden hemen kapattım kamerayı ama meğerse broşürü göstermek istiyormuş. Bu sokak lambalarının her birinde farklı bir masal anlatılıyormuş. Öyle. Yani altlarında da şurada da açıklamaları var ne olduğunu. Bu bölgenin sokak lambaları o yüzden çok güzel. Altta giriyoruz şu an. Meydanı var. Kışın burada hayat olmuyor. Bu masal sandalyeler olmuyor. Yazın daha güzel oluyor buralar. Şu sokak en turistik sokaklardan biri. En fotojenik sokaklarla burası. Evet.
Buradaki evlerin önleri, kapı önleri aşırı süslü. Aşırı güzel. Resim eser var sevdiklerimden. Kalp camlara bayılıyorum zaten. Çok tatlı bence. Bunlardan mutlu da vardı bunlardan. Boya aşırı tatlı ve sevimli. Şuradan da kiliseye çıkılıyor. Çıkalım. Bayağı büyük ve görkemli bir kilise. Bir de şehrin biraz tepe kısmında yer alıyor. O zaman böyle yüksekte görünüyor. Şehrin her yerinden görünebilen bir kilise. Bu kilisenin varlığı 755 yılında bir kaynakta geçmiş. Burada böyle bir kilise olduğu şeklinde bir bilgi paylaşılmış bir kaynakta. Ama tam olarak yapım tarihi bilinmiyormuş. İç savaşta tamamen yıkılıyor bu. 1900 yılında tekrar bu hal yapılıyor. Böyle bir hikayesi var. İçine hiç girmedim. Şu an açık mı bilmiyorum. Bir bakalım. Açık sanırım. Burada yine bir sokak lambası var. Bir masal kahramanını anlatıyor ve altında şöyle açıklamalar olan tabelalar var. Bu bölgedeki sokak lambaları hep böyle. Hep önemli bir şey, tatlı bir
köy aslında bence ama şehir olduğu şehir olarak geçiyor. Yani Hessen eyaletinin bir şehri olarak geçiyor. Yani şehir diye geçiyormuş burası. 25 bin nüfusu var. Ama Türkiye'ye göre biz hani öyle değerlendiriyoruz hep. Bizim için köy gibi bir şey. Küçük. Ama çok sevimli bir yer. Şöyle dönerimizi aldık şu an. Alman döneri, şöyle içinde sosu oluyor genelde. Onu yiyeceğiz.